Evet, güncede kaldığımız yerden devam ediyoruz. Stüdyomuzda Birleşik Kamu İş Genel Sekreteri Cengiz Gülebay var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Evet, sizinle gündemimizde hem 2014 bütçesinin kamu yaşamında yaratacağı değişiklikler var hem de emeklilerle ilgili sıkıntılar var. Aslında bütçeyle ilgili çok fazla boyut var tabii. Ona geçmeden önce emeklilerin de çok fazla sorusu var. Biraz onunla başlamakta fayda görüyorum. İzleyicilerimizden de bu konuda onlarca mesaj var. Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu da hala devam ediyor. 2014 bütçesinde gündeme gelir mi? Hem bu soruyla başlayalım hem de nasıl bir çözüm olabilir? Bu konuda siz sendik olarak, konfederasyon olarak neler yapıyorsunuz? Evet, çok teşekkür ederim bu fırsatı da bize verdiğiniz için. Şimdi biraz hızlıca bu süreyi dikkatli değerlendirmek açısından biraz hızlı konuşmak durumundayım. Önce 5 Kasım 2006'da aramızdan ayrılan eski başbakanlarımızdan Bülent Ecevit'i burada anmak istiyorum. Çünkü Türkiye emek mücadelesinde çok büyük kazanımları, onun emekçi ve emekçiden yana bakışı ve katkılarıyla kazanmış durumdayız. Kendisini buradan rahmetle anıyorum, minnetle anıyorum. İkincisi, Türkiye'de son günlerde gündemde olan kızlı erkekli öğrenci evleriyle ilgili bir küçük açıklama yapmak ve Sayın Başbakan'ın bu konudaki açıklamalarına hakikaten hem üzüntüyle hem de bir kınamayla gönderme yapmak istiyorum. Biz bu ülkeyi, bu cumhuriyeti kızlı erkekli kurduk Sayın Başbakanım. Biz bu ülkede çarşıda, pazarda, evde, sokakta, her yerde kızlı erkekli, mezarlarımızda dahi kızlı erkekli, Kur'anlarımızı dahi kızlı erkekli okuyor, camilerde teravihlerimize bile kızlı erkekli gidiyoruz. Sayın Başbakan'ın bir demokrasi ayıbı olarak, tarihe kara bir leke olarak o günkü açıklamaları geçmiştir. Kendisini buradan halktan özür dilemeye, gençlerimizden özür dilemeye davet ediyorum. Şimdi son günlerde bir de gündemde olan taşeron çalışma ve örgütsüz toplum konusunda kısa bir değinme yapıp ondan sonra emeklilikte yaşa takılanlar ve bütçe konusuna girmek istiyorum. Şimdi 4857 sayılı yasada taşeron işçilerle ilgili ya da Türkiye çalışma yaşamı ile ilgili her şey çok net ve açık ifade edilmiş. Bu arkadaşlarımız, taşeron işçilerimiz sendika da kurabilir, tazminatlarını da alabilir, izinlerini de kullanabilirler. Çünkü hem ILO'dan hem çalışma yasasından kaynaklanan çok net hakları var. Burada sorun AKP siyasi iktidarının emek ve emekçiye bakışından kaynaklanıyor. Anayasal bir sorumluluk olaraktan Çalışma Bakanı'nın ve Başbakan'ın çalışanlara sahip çıkması gerekirken tek taraflı davranıp devletin çalışana değil de işverene taraf olduğunu son dönemdeki uygulamalarıyla çok net görüyoruz. Taşeron işçiye sahip çıkması halinde taşeronun bütün sorunları zaten yasal olaraktan çözülmüştür. Şimdi kıdem tazminatı konusu da buna bağlı bir şeydir. Hakikaten 11 yıllık emek politikalarına karşı düşmanlığını, halk ve emek düşmanlığını iyice ayyuka ulaştıran bu siyasi iktidarımız maalesef kıdem tazminatını kaldırma girişiminde bulunarak emekçiye son bir darbe daha indirmeyi planlıyor. Buna asla izin vermeyeceğiz. Alanımız olsun olmasın, Türkiye Cumhuriyeti'nde kıdem tazminatına yönelik böyle bir davranışta İşçi memur genel greve gideceğimizi buradan Sayın Başbakan'a, Çalışma Bakanı'na iletiyorum. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak bu konuda asla sessiz kalmayacağız. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili olaraktan bu konuyu daha önceki çalışmalarımızda, sohbetlerimizde sık sık gündeme getirdik. Türkiye'de ölüm yaş ortalaması 60.6'dır. TÜİK'in rakamlarıyla bu belgelenmiştir. Şimdi siz 65 yaşında emekli olacaksınız diye bir iddiada bulunuyorsanız bu haksızlıktır, bu kabul edilemez bir durumdur. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve siyasal iktidarı bu konuda derhal bir düzeltmeye gitmelidir. 1999 yılındaki kabul edilen kanunun öncesine dönmeli. Çünkü biz işe girdiğimiz tarihte bir başka kanun geçerliydi. Geçmiş yıllara dönük benim haklarımı gasp edemez.
Devlet bana söz verdi, 25 yılda emekli edeceğim dedi. Beni 25 yılda emekli etmek mecburiyetindedir. Kanunlar özlük haklarına yönelik, haklara yönelik kanunlar geriye dönüp işletilemez. Bu yasal bir gerçektir. Şimdi bakın, emeklilikte yaşa takılanlar Türkiye'nin birçok yerinde çok ciddi eylemler yaptılar. Bu insanları kimse görmezden gelemez. Azımsanacak sayıda insan değil bunlar. İzmir'de ciddi bir eylem yaptılar. Adana'da ciddi bir eylem yaptılar. Ne yapsınlar daha? Yani seslerini duyurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de onlara eğer ses olabiliyorsak ne mutlu bize. Bakın, emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor? Erken emeklilik peşinde kimse değil. Şimdi ortalama ömür beklentisinin artması ve ülkenin ekonomik dengelerinin korunması nedeniyle emeklilik için yaş şartı getirilmesine ve emeklilik yaşının yükseltilmesine de karşı değiliz diyor bu insanlar. Bizler sadece yeni getirilen yasaların geriye dönük uygulanması nedeniyle mevcut olan haklarımızı alamıyoruz. Bunların haklarımızın çalınmasına karşıyız diyor. Kim çalmıştır? AKP iktidarı iki yüzlü davranarak çalmıştır. 99'da başka şeyler söylemiştir. 2008 yılında başka şeyler söylemiştir. İşte bu insanların sonuç olarak 1999'da getirilen yasadaki yaş şartı 76 yılına kadar geriye dönük uygulanarak bizlerin emeklilik hakları elimizden alınmıştır diyorlar. Verdiğimiz bütün mücadele bu hakkımızın tekrar geriye alınması içindir. E şimdi Sayın Başbakan, Sayın Çalışma Bakanı, bunlar haksız söylemler değil. Bugün çalışanlarla ilgili de yapacağınız yaş şartının ölüm yaş ortalamasını geçmemesi gerekiyor. Aksi takdirde biz bunun adına mezarda emeklilik deriz. Bizden önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, o dönemki Salim Uslu'nun, o dönemki Faruk Çelik'in, Bülent Arınç'ın ifade ettiği gibi kimse ikiyüzlü davranmasın. Önce bu mezarda emeklilik dediler, 2008 yılında geldiler, var olan haklarımızı da daha geriye götürüp tümünü elimizden aldılar. Şimdi biraz hızlı hızlı geçiyorum, onun için zamandan korkuyorum. Bir dahaki çalışmamızı da bir saat olarak öneriyorum buradan Emre Bey. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlardan sonra kıdem tazminatını da geçtik. Şimdi bütçeyle ilgili Türkiye'de 2014 yılı bütçesi hazırlanıyor.